Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti üzerleriniz olsun. Sahurunuz, seheriniz bereketli olsun. Allah sofralarınızı bereketli eylesin. Yediklerimizi Allah vücudumuza şifa eylesin. Allah olmayanlara da Rabbim nasip eylesin inşallah. Bu güzel sahur bereketinden, sahur sohbetlerinden istifade edebilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Efendim çok değerli bir konuğumla karşınızdayım. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi. ...doçent doktor Oğuzhan Aydın hocam... ...büyük enerjisiyle geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamdolsun. Diyor ki Aşık Veysel... ...o karanlığın narını... ...aydınlığın nuruna... ...çeviren büyük üstad... ...Sivas'tan Anadolu'ya, Anadolu'dan... ...dünyaya yükselen ses... ...Cenab-ı Hakk'ı bir şiirinde şöyle anıyor... ...diyor ki... ...dağlara taşlara süs veren sensin... ...seherde bülbüle ses veren sensin. Kurtlara, kuşlara his veren sensin. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, aşkıyla gönlümüzü bir karar eden, bizleri Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden eyleyen ve bu mübarek Ramazan ayına ulaştıran Rabbimize hamd ediyoruz. Onu hamd ile anıyoruz. Ona ve Resulüne selatü selamlar getiriyoruz ve bizler şu seher vaktinde şu sabah vaktinde Malatya'nın Daren'den yükselen ses ile Osman Hulusi Efendi'nin sesiyle sehere şöyle sesleniyoruz. Diyoruz ki: Cuşa gelir dağ ile taş. Feryad eder vakti seher. Her nesneyi kaplar telaş. Feryad eder vakti seher. Oldem de insüle melek. Raksa gelir çarkı felek. Huhu deyu suda semek feryad eder vakti seher oldem de zatu kibriya aşıklara eyler sala olan bu sırra aşina feryad eder vakti seher Hulusi, aşık saneyer dur yatma gel vakti seher bak gör ki alem sert eser feryad eder vakti seher bu seher vaktinde sahur vaktinde bu seherin ve sahurun önemini, kıymetini, o rüzgarın lezzetini, latifliğini anlamak ve hissetmek isteyen kıymetli seyircilerimiz pencerelerini ya da kapılarını hafif arasın, aralasınlar ve o rüzgarın nereden geldiğini hissederler. O rüzgar kimi zaman Sidretül Müntaha'dan gelir. O rüzgar kimi zaman Mekke-i Mükerreme'den gelir. Kimi zaman Nebi'nin Ravzası'ndan gelir kimi zaman da Ahmet Kusse Tecer'in ifadesiyle Kudüsü Şerif'ten gelir. Ahmet Kusse Tecer Kudüsü ü Şerif'te doğmuş. Babası ona peygamberimizden mülhem Ahmet ismini, Kudüsü ü Şerif'ten mülhem de Kudüs Kudsi ismini vermiş. Babası Osmanlı mutasarrıfı Kudüs-ü Şerif'in yani valisi. İlk orta lise öğrenimini Kudüs-ü Şerif'te tamamlamış. İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesini hitam erdirmiş. Sivas'a Milli Eğitim Müdürü olarak gitmiş. Hatta Aşık Veysel'in elinden tutup Anadolu'ya tanıtan da Ahmet Kussi Tecer. Bir gece vakti Sivas'ta seher vaktinde, sahur vaktinde pencereyi açmış. Bir yaz günüdür, Kudüs'ten rüzgar geliyordur. Gönlüne kadar o rüzgarı içine kadar çeker ve şunları söyler. Der ki geceleyin bir ses böler uykumu, içim ürpermeyle dolar neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu aşıkıyım. Beni çağıran bu sesin. Bütün sevgileri atıp içimden. Varlığımı yalnız sana verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Bize her gün birileri gel diyor. O gel diyenlerin sesine, sedasına kulaklarımızı açmalıyız. Eyvallah. Yani bu güzel Allah dostlarının şairlerinin. Evet şairlerin ayetlerden de hadislerden mülhem e, bu Kudüs'le alakalı olsun, Seher'le alakalı olsun bu veciz şiirleri çok önemli. Evet. Yani demek ki vakti Seher diyoruz. Seher vakti. Bunun için ne kadar şiirler yazılmış değil evet. mi? Niye? Çünkü bu vakit sadece sahura kalkıp da sahur sofrasında yeme içmek değil. Bu vakit aynı zaman teheccüd vakti. Bu vakit aynı zamanda duaların müstecab olduğu, istiğfarın bolca yapılması gereken çok önemli nazik dakikalar. Dolayısıyla şu güzel vakitte bir dua edelim. Kudüs evet. dedim badem evet. hocam. Allah Mesih'i de aksamıza evet. özgürlük nasip eylesin. Hürriyet nasip etsin. Filistin'de, Gazze'de, evet. Batı Şeria'da, Doğu Türkistan'da olan kardeşlerimize de Allah tez zamanda nusretiyle yardım, yardım eylesin. Yardım eylesin. Zalimlere fırsat vermesin. Amin. Ama onlar kahramanca Kudüs'ü şerifi ne yapıyorlar? Savunuyorlar. Mescid-i Aksa'nın murabıtları. Mescid-i Aksa'ya rabıta ile, merbutiyet ile derin bir bağla bağlılar. Ondan dolayıdır ki bizler, bizim ecdadımız değil mi? Tolonoğulları, İhşitler, ondan sonra geliyor Eyyubiler, Selçuklular, Osmanlılar. Ne kadar hizmetler etmişler. Hatta anlatıyor bir tarihçi, Hristiyan bir tarihçi. Gelmiş İtalya'dan Orta Doğu'yu geziyor. Kendisinin seyahat notları var. Edward, tarihçi Edward. 868 yılıdır diyor. Orta Doğu'yu geziyorum. Orta Doğu'da Kudüs-ü Şerif merkez olmak üzere Türk İslam Devleti var. Tolon oğullarının idaresinde. Orta Doğu'da şu tespiti yaptım. Bir kişi atının üzerinde hazineleri var. Gidiyor. Giderken çölün ortasında atı ölüyor. E, hazineleri götürecek at lazım. Adam hazineleri çölün ortasına ya da yolun kenarına bırakıyor. Gidip bir at temin edip geliyor günler sonra. Geliyor ki hazinelere hiçbir şey olmamış. Böyle bir güven ortamı var. Hmm. Onun için Müslümanın ayağının değdiği yer, Müslümanın elinin değdiği yer güvendir. Merhamettir, adalettir. Hangi dinden olursa olsun, hangi dilden olursa olsun, hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun ona Hoşgörüyle yaklaşır, Kesinlikle. ona gönül verir çünkü insan olduğu için ve bizim medeniyetimizde Osmanlı Türkçesiyle ser levhalarda çok güzel ifadeler vardır. Bunlardan biri de şudur: Gönül gönül vermekle alınır. Biz insanlığa gönül vermişiz. Ondan dolayı bizim literatürümüzde işgal yok, bizim literatürümüzde istila yok, bizim literatürümüzde kan yok, bizim literatürümüzde göz yaşı yok bizim literatürümüzde karanlığı aydınlığa çevirmek var. Zaten Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal diyor ya, diyor ki ya Resulallah senden evvel dünya kocalmıştı. Senden evvel dünya yaşlanmıştı, ihtiyarlanmıştı, kirlenmişti. Ama ya Resulallah senin gelmenle birlikte dünya adeta gençleşti. Onun için Resulullah'ın ümmeti genç bir ümmettir. Resulullah'ın ümmeti gittiği yere güzelliği götüren ümmettir. Temizliği götüren ümmettir. Biz de bu ümmetin ve necip milletimizin bir ferdi olmaktan şeref duyuyoruz. Çünkü tarihin her bir sahnesine, her bir sayfasına baktığımız zaman bu bir hamaset değil gerçek hiçbir kirli noktamız yok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Müslüman mümin gittiği yere güven götürür, emniyet. Evet. Hatta şu ayet geldi hani Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ederken makamı İbrahim var ya. Evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi oğluyla beraber temelleri üzerine inşa ederken iskele taşı olarak kullandığı ve ayak izinin olduğu yer. Şimdi bir ayette fihi ayatun ve makamı İbrahim. Hani orada Kabe'de makamı İbrahim vardır. Orada ayetler, işaretler, deliller vardır. Ve men dakhalehu kana amina. Kim oraya girerse Emin beldeye girerse emin olur. Emin hani olur. dolayısıyla emniyette olan Mekke inşallah e, müminler nereye giderse bu emniyetle bu liyakatle bu güvenilirlikle beraber gitmeliler. Gitmeliler. İnşallah bizler de o güven noktasında e, o güzelliğe ulaşmış oluruz. Zaten Müslümanlar birbirine selam verdiği zaman Heh. Ya da bir başka insana da selam verdiği zaman ne diyor? Benden sana zarar gelmez diyor. Yani bu selamın manası evet. böyle. Selam evet. Allah'ın bir ismi, ismi. Ben ben, mesela, ben sana esselamu aleyküm diyorum ya hocam. Evet. Ve aleyküm selam diyorsun. Allah'ın selamı üzerlerine olsun, üzerine olsun diyorum. Allah'ın selamı, Allah'ın ismi ya. Selamın manası ne? Bir daha açalım. Evet. Benden yani sana, sana zarar gelmez. Ben emniyetliyim. Ya. Ben ne elimle ne dilimle, madde manen, zahiren batinen sana zarar vermem. Benden sana kötülük gelme gelmez. Sen emniyet içerisindesin benim yanımda. Selamın manası bu. Ondan dolayıdır ki insanların, Müslümanların olduğu yerde emniyet olur, güven olur. Birbirimize güven duymalıyız değil mi? Eyvallah. Güvensiz bir toplum olamaz. Kesinlikle. Toplum bir komşu komşuya güven duyacak, arkadaş arkadaşa güven duyacak, kardeş kardeşe güven duyacak ve Müslümanlar birbirlerini de her haliyle sevecekler. Sevgi toplumunu egemen edeceğiz. Peki hocam. Bakın, heh, özür efendim. dilerim. Aşık Mahsunus Şerif diyor ki: Seven ölmez, bir de yaradan. Kaldır gümanı aradan. Sevgi denen sadakadan bir verirsen bine geçer. Bu ne güzel bir irfan medeniyetinin kelimelere dökülmüş hali. Kıymetli seyirciler, seven ölmez, sevenler ölmez. Bir de yaradan ölmez, bakidir. Sevenler evet. de ölmeyecek. Somuncu Baba da bunu şöyle güzel açar, der, der ki biz aşığız, biz ölmeyiz. Çürüyüp toprak olmayız, karanlıklarda kalmayız, bize Leylû Nehar olmaz. Bizler karanlıklarda kalmayız. Kabire gittikten sonra da karanlıklarda kalmayacağız. Bize ve gece ve gündüz olmayacak. Biz hep cennet yurdunda ya da dünya yurdunda Cenab-ı Hakk'ın vazifelendirdiği işlerde ne yapacağız? Koşacağız. Ondan dolayıdır ki gelin şu Ramazan ayında sadece maddi yardım değil, manevi olarak sevgi yardımından, muhabbet yardımından, tebessüm yardımından da insanlara ne yapalım sunalım. Eyvallah. Ayırt etmeden. Yani demin de dediniz ya ölen, beden, ölen bedendir esasında ruh evet, değildir. Şeyler ruh. ölesi değil. Onu da Yunus Emre evet, diyor işte. değil mi? Ölürse diyor tenler ölür, canlar ölesi değildir. Değil aynen. 800 yıl geçmiş Yunus Emre'yi konuşuyoruz. Halen anıyoruz. Niye? Yunus Emre gönülle yaklaştı ve öyle güzel Türkçe şiirleri yazdı ki 800 yıl değil 1800 yıl geçse kıyamet sabahına kadar onun dili dilinin sadeliği ve gönlünün güzelliği o şiirlere yansıdı. Görebiliyor musunuz? Diyor ki bir dörtlüğünde kıymetli seyirciler dörtlükte çalap geçecek. Çalap cenab Hakk'ın eski Anadolu Türkçesindeki karşılığıdır. Diyor ki gönül çalapın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Bizim medeniyetimizde gönül yıkmak yoktur. Eyvallah. Şimdi kabirle alakalı da hani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle ifade ediyor. Hani kabir ya cennet bahçesinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu ifade ediyor. Evet. İnşallah biz inananlar da bu dünyadaki sayılı nefesimizi son olarak verdiğimizde. E, kabire vardığımızda kabir bizim için inşallah cennet bahçesi i̇nşallah. olacak bizim inancımız bunu gösteriyor aynen öyle gösteriyor ve dua da ediyoruz şu anda kabirlerinde olan bütün adları kesilmiş nesilleri kesilmiş adları unutulmuş insanların kabirleri ufuklara varıncaya kadar açılsın ve o kabir komşuları nasıl dünyadaki komşuluk önemliyse kabirdeki komşuluk da önemli sahabe efendilerimizle komşu olsunlar iki cihan serveriyle komşu olsunlar e, sahabe-i kiram diyoruz değil mi? Resul-i Ekrem diyoruz. Ya da Cenab-ı Hakk'a da Ekrem sıfatını kullanıyoruz. Mesela Ramazan Şerife de Endonezya'da diyorlar ki Ramazan Kerim. Ramazan hmm. Kerim. Kerim ne demek? Cömert demek. Bakın Resulullah cömert. Cenab-ı Hak cömert. Sahabe-i sahabe, kerim, sahabe kiram derken kiram da ele açık cömert manasında. Ondan dolayıdır ki Bizler her meselede cömert olmalıyız. Ramazanda evet. bütün cömertliğiyle geliyor cömertliğiyle zaten. Cömertliğiyle geliyor. İçinde neler var hocam? İçinde bir bir kere mukabeleler, teravihler, fitreler, değil mi? Tebessümler, birbirimize o sofralardaki o kaynaşma, muhabbet. Hani demin dedin ya hocam, yani mümin güvenilir olmalı. Selam verdiğimiz takdirde de birbirimize güven duymalıyız. Benden sana zarar gelmez diyoruz ama yani baktığımız zaman da tam zıttını gördüğümüz e, Müslüman kardeşlerimiz de var. Burada bir problem var. Evet. Bu problem yani adam selam vermekten aciz. İşte güler yüz göstermiyor. Çatları kaşık. Kaşları, kaşlar özür dilerim. Çatık. E, peygamberimize de Cenabı Hak ne buyuruyor? Diyor ki ey Resulüm bir hadis ben nasıl seni farzlarla emrettiysem, farzlarla emrolunduysam hadis-i şeriftir. Ben nasıl farzlarla emrolunduysam buyuruyor Resulullah insanlar arasındaki mudara ile de emrolundum. Nedir kıymetli seyirciler mudara? insanların kişiliklerine, karakterlerine, şahsiyetlerine göre onları idare etme sanatıdır. Oo. Evet, Hazreti Peygamberken "Ey habibim diyor ya senin yüzün asık olsaydı, kalbin katı olsaydı etrafın hep dağılır giderdi." Bu Allah'ın seçmiş olduğu insanların en faziletlisi peygamberimize söylüyor. Peki biz peygamberin ümmeti olarak, değil mi? Onun yolunu takip edenler olarak ne yapmamız lazım? Yüzümüz güler yüzlü olması lazım. Kalbimiz de katı olmaması lazım. Kalbimizin latif olması lazım. Kalbimizden insanlar yanımıza geldiği zaman ferahlaması lazım. Eğer bir arkadaşınızın, bir dostunuzun, bir insanın yanına gidiyorsanız, ondan pozitif enerji alıyorsanız, ferahlıyorsanız o güzel insandır. Hmm. Ama gittiğiniz zaman bir rahatsız oluyorsanız, negatif enerji diyorlar ya, negatif enerji alıyorsanız ve orada onun nazarı size dokunuyorsa oradan hemen kaçmak istiyorsanız şu Ramazan ayında hepimizde eksiklikler var. Bu eksiklikleri tamamlama ayıdır Ramazan. İşte Ram heh, he, buyurun lütfen. Yok, i̇şte bu tam da bu selam evet. dediniz ya. Evet. Bu selam devreye girdiği zaman aradaki bağı da güçlendiriyor. Niye? Çünkü Kur'an'da diyor ki Allah, "Ve evet. izâ hüyyitüm bi tahiyyetin fehayyû bi ahsani minha Size birisi selam verdiği zaman ona daha güzeliyle mukabelede bulunun Neden? veya aynı ile mukabelede bulunun. O yüzden mesela Esselamu Aleyküm dediğin zaman Allah'ın selamı olsun. Ve Aleyküm Selam diyorum ben de sana diyorum ki e, bil mukabele diyorum yani sana da Allah'ın selamı. Sadece diyorum. selam mı? Peşine de Peygamberimiz Kuba'ya gittiğinde Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk Kuba'ya geldi. Mübarek ağızlarından çıkan ilk kelimeler şu oldu. Aranızda selamı ve ikramı yayın. İslam bir ikram günü. İşte Osmanlı kültürüne baktığımız zaman Ramazan ayrı bir kültür zaten. Diş kirası var. Ne yapıyor? Davet ediyor kişiyi. Zengin fakir ayırt etmeden. Zaten bir mecliste bir sofrada fakir yoksa o sofradan bereket kalkar. Özellikle iftar sofralarımızda ağalar beyler birbirlerine ağırlar değil. Bütün insanımızla, bütün komşumuzla fakiriyle zenginiyle aynı sofrayı paylaşacağız. İşte Osmanlı davet ediyor. Necip milletimiz aynı sofradan iftarlarını ediyorlar. iftardan sonra çaylarını içiyorlar ve peşine teravih kılınıyor ay evde büyük evler. Teravih namazı kılındıktan sonra sahur da yapılıyor. Sahurdan uğurlarken her zarfın içerisine ev sahibinin gücüne göre ya altın var ya gümüş var ya da para var. Ona bizim medeniyetimizde diş kirası deniliyor. O çıkanlara zengin fakir ayırt etmeden Çoluk çocuk ayırt etmeden zarf ya da kese sunuluyor. Diyor ki geldin bizim evimize dişlerine zahmet verdin. Yedin içtin o dişlerin yoruldu. Onun için o dişlerin yorulduğu için bunun karşılığındaki bu diş kirasını aldı. Peki diyor. hocam siz e, davet ediyor musunuz iftara evinize? Etmez miyiz? Peki diş kirası var mı? Diş kirası Ona yok. göre geleceğim. Evet, diş kirası yok. <gülüyor> siz <gülüyor> ama onu tekrar yeniden ee, ikame etmemiz lazım. Kesinlikle. Bu diş bu akşam da ailece Süleyman evet. Karadayı ağabeyimin güzel mekanında iftar yaptık. Allah razı olsun. Orada bize hizmette kusur etmediler. Allah hepsine razı olsun. Mustafa Yıldırım abim ve diğer bütün arkadaşlara buradan hürmetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Cömertlik, Peygamberimiz buyuruyor ki cömertlik cennet ehlinin ahlakındandır. Eyvallah. Ve eskiden Anadolu'da böyle Anadolu insanı birbirleri arasında konuşurlarmış. Bir münazara konusu. Sehavet sahipleri yani cömertler mi en önce cennete girecek yoksa alimler mi cennete girecek? en sonunda alimlere danışıyorlar tabi. Kitaplardan, peygamberimizin hadis-i şeriflerinden, sünnet-i seniyeden aldığı bildiğe, bilgiye göre cennetin kapısını en evvela sehavet sahipleri yani cömertler açacak. Allah bizleri cömert eylesin. Cömertlerden eylesin. Cömertlerle Mad de beraber eylesin. Beraber eylesin. Heh. Maddi ve manevi. Tabi sadece, sadece maddi para cömertlik değil. Manevi Tabii. cömertlik dönemi. Aynen öyle. Yani dedi ya sevgi denen sadakadan Heh. bir verirsen bine geçer. O zaman şu maddi manevi cömertlik var ya. Evet. Maddi boyutunu zaten hepimiz biliyoruz da. Evet. Manevi cömertlikten de lütfen bir bahsedelim ama evet. kısa bir aramız var muhterem hocam. Ne Kaldığımız şey. yerden devam edeceğiz. Devam edelim. varalım hayalın tozuna yüzler sürelim hayalın tozuna yüzler sürelim hatta sibeylesin komşu olalım hatta sibeyle Sevgili Habib İspirli hocamıza ve onun güzide ekibine çok güzel bir şekilde teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Gerçekten güzel bir eser icra olundu. Allah kendilerinden ebeden razı olsun. Ekranlarını yine açanlar olabilir. Konuğum doçent doktor Oğuzhan Aydın hocam. Ee, bir, bir sohbete bir başlamış olduk. Hocam ceketin de çok güzel bu arada maşallah. Senin güzel. Yani. Öyle mi? <gülüyor> Kişi bak <laughs> kendisini görürmüş aynada. Eyvallah. Efendim, Şimdi güzel biz... bakmamız lazım ki güzel görelim. Eyvallah. Cömertlikten bahsediyorduk reklam öncesi. Böyle hocam işte cömertliğin ne kadar ulvi bir haslet olduğundan ifade etti. Tabii şöyle bir ee izahta bulundu dedi ki cömertlik sadece maddi ölçekte algılanmamalı manevi açıdan da insanın cömertliği olmalı. Mesela nedir? Vaktini ayırması, evet. ilmini paylaşması, tebessümünü, sevgisini hatta mahzun Şerif'ten bir dörtlük söyledik. Seven ölmez, bir de yaradan, kaldır gümanı aradan. Güman şüphe demek. Kaldır gümanı aradan sevgi denen sadakadan bir verirsen bine geçer. Allah Allah yani nasıl bir veriyorsun bine geçiyor ya öyle ya iyiliğe kötülüğe iyilik iyiliğe iyilik herkesin her kişinin karı kötülüğe iyilik her kişinin karı evet bizim atalarımız bunu söylemiş Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hak ne buyuruyor kötülüğe kötülük bir misliyle değil mi muamele ediliyor hı hı. E, İyiliğe iyilik 10 misliyle hatta hadis-i şeriflerde 700 misline kadar gidiyor kesin yeter ki sen iyilik yap hatta niyetin bile gönlünde İyi bir niyetin olsa müminin niyeti yapacağı amelinden daha makbuldur buyuruyor Peygamberimiz. Doğru. Bizler iyi niyetle bakmamız lazım. Bir de ben Fatih Bey, Fatih kardeşimiz sizin hakkınızda eğer hüsnü zan Hı. besliyorsam tamam. zannedilen olarak siz mesulsünüz. Yok ben sizin hakkınızda su izan besliyorsam, kötü tamam. zan besliyorsam zanneden olarak ben mesulüm şu bakış açısını inceleye bakıyor musunuz? Evet. Hüsnü zan besliyorsam kişiye zannedilen mesul. Yok su izan yani kötü zan besliyorsam zanneden mesul. Bizim sufi gelenekte Ahmet Yesevi geleneğinde irfanında şöyle bir ifade var. Diyoruz ki eller yam eller yakşı biz yaman. Eller buğday biz saman. Herkes bizden üstün. Bu bakış açısıyla bakmak. Ya da İbrahim Hakkı Hazretlerinin dediği gibi harabat ehline hor bakma şakir. Definelere malik nice viraneler var. Viraneler, defineler nerede doluyor? Viranelerde doluyor. Sen belki bir insanı küçümseyerek bakabilirsin, fakir görebilirsin. Ya da onun üstünü, kıyafetini beğenmeyebilirsin. Onun konuşmasını da beğenmeyebilirsin. O bir bedevi de olur. Peygamberimize bir gün bir bedevi geliyor ya, elleri nasır tutmuş, tırnaklar uzamış, Medine-i Münevvere'nin sıcağında ter kokusu da bütün Mescidi i Saadet'e yayılmış. Hemen gelmiş adı üstünde Bedevi. Peygamberimizin mübarek elini tutunca ortalığa da ter kokusu yayılınca sahabe-i kiram efendimiz yüzlerini ekşitmişler. Peygamberimiz bu durumun üzerine sahabe-i kiramın yüzünü anlayınca o eli kaldırmış buyurmuş ki Eshabım bu ele cehennem ateşi haram kılındı. Çünkü bu el Temiz bir niyet ile çoluğuna çocuğuna helal rızık getirebilmek için alnından ter akan kişinin elidir. Olaylara böyle bakmak lazım. Yani bu bardağın dolu tarafına bakacağız. Bardağın her zaman dolu tarafına bakacağız. Belki tabi o bedevi evet. daha bir güzel bir şekilde hani koku sürünse, ter kokmadan evet. gelse ayrı bir şey onun da mis ama onun da rencide etmeden bir rencide şekilde. Rencide etmiyor öyle evet. gelmiş. Yani kalbe bakalım. Kalpleri de ancak kim bilir? Ancak Allah bilir. Kalpler Allah bilir biz bilemeyiz. Kalpler de ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Eyvallah. Bu Hocam... da ruhi güzel bir şey diyor. Çok önemli hepimize söylüyor. Bu Ramazan gününde Ramazan gecesinde bizleri dinleyenlere bir mesaj veriyor. Aslanı Kur'an-ı Kerim'den de iktibas ediyor. Diyor ki ey Hace sanma ki senden zerü sim isterler. Yevme la yenfeu kalbi selim isterler. Ey hacı, ey kişi. Sanma senden o günde altın ya da gümüş istemeyecekler. Yevme layen fau Kur'an-ı Kerim'den iktibas. Evlatların ve malların fayda vermeyeceği o günde senden te temiz bir kalp isterler, selim bir kalp isterler. Peki bir insan temiz bir kalbe nasıl sahip olur? İşte bu Ramazan, o günün, o günlerin eşiğindeyiz. Ramazan'ın içerisindeyiz tam temiz kalbe varabilmek için Cenab-ı Hak kapıları açmış. İnsan temiz kalbe sahip olabilmek için gönlünden kibir, kin, şirk, havatır, aşırı dünya sevgisi vehen, en düşük ahlak ahlakı zemmimeyi izale edecek. Onun yerine ne dolduracak? İnsanların sevgisini dolduracak. Müslümanların sevgisini dolduracak. Salih insanların sevgisini dolduracak. Yani Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak buyuruyor ya ma salihin, ma sabirin, ma sadiqin, ma al haşin. Salihlerle, sabredenlerle, sa sadıklarla ve kimlerle? Benden korkanlarla, doğru sözlerle birlikte olun. Eshab-ı Keyf'in kıtmiri var ya, Maraş'ımızın avşinde de Eshab-ı Keyf'in mağarası var. Kef ehlinin ne yapmış o yedi uyurlar? 300 küsür yıl uyumuşlar bir gecede Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle kalkmışlar ki Kıtmir hiç uyumamış, kapının önünde onları bekliyor. Kıtmir'e sormuşlar. Kıtmir sen niye uyumadın? demiş ki ben korktum ki bu güzel arkadaşlarım ben uyurum, onlar da gaflete dalar. Beni unutur giderler. Onun için uyumadım, sizi bekledim. İşte o salih insanların sevgisini doldurmak. Peygamber'in sevgisini ve en önemli olan da Cenabı Hakk'ın sevgisiyle kalbimizi tezyin yani süslemek bizim en temel amacımızdır. Kızıl elmamızdır. Eyvallah. Hocam bu arada Arif Çelik abim Gaziantep'ten. Hacı arkadaşım, evet. değerli dostum, abim e, selam ediyor, hürmet ediyor. Cömertlikle alakalı bir şey yazmış da bana cömert diyor ama <laughs> senin yanında ben bir hiçim abi. Antep Şahin Bey'in diyarıdır. Diyorlar ki o Şahin Bey Antep'in savunmasında şehit olmuş. Şahin'i sorarsan 30 yaşında süngüyle delindi köprü başında uyan Şahin'im uyan bak neler oldu. Sevgili Antep'e Fransızlar doldu. Antep, Maraş ve bütün Anadolu halkı <laughs> milli mücadelede ne savunmalar yaptı. Bir Abdal Halil Ağa var Maraşlı Fatih Hocam. Abdal Halil Ağa'ya o günkü Maraş milletvekili, Ermeni milletvekili Agop efendi gelip diyor ki Halil Ağa Halil Ağa Fransızlar geliyor Maraş'a. Gel Fransızları karşıla sana üç kese altın vereceğim. Abdal Halil Ağa, sayın seyirciler ne cevap veriyor Maraş ağzıyla? Diyor ki Agob Efendi bu bir din behsidir. Sen bana değil üç kese altın davulumun kasnağını altınla doldursam ben gelip Fransızları karşılamam. Aynı Abdal Halil Ağa. 12 Şubat 1920'de Maraş düzenli ordu yok. Kendi alın teriyle bağımsızlığa, hürriyetine kavuştuğu gün dedi ki şimdi davulları çalma zamanı. İnşallah o bağımsızlık dün nasıl Maraş'ta kavuşulduysa bugün de Gazze'de kavuşulacak. İnşallah. Gazze'de de davullar çalınacak. İnşallah. Herkesin yüreği böyle serin olsun. Bu gecenin duası olsun. Allah'ın izniyle. Seherin duası olsun. Evet. İnananların lazım. üzerinde bir güç yoktur. İnananların yardımcısı, her şeyi yoktan var eden, Allah bütün imkanları bize veren Cenab-ı Hak'tır. Amen. Buna imanımız Amen. tam. Hocam demin dedin ya kalbi selim dedi evet. ya. Ela, şimdi zikrillah hitatma innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle, Allah'ı hatırlamakla mutmain olur. Mutmain olur, huzure erer. Selim olur. Tabi. Şimdi evet. bu ayet. Aynen. Şimdi aklıma Peygamber Efendimiz'in dünyasından 15 asır öncesinden bir kesit geldi. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'de oturuyor ashabıyla birlikte. Mescid'e birisi giriyor. Diyor ki cennetlik görmek siyaz baksın. Tabi ikinci gün oluyor, üçüncü gün oluyor aynı kişiyi cennetlik cennetlikle müjdeliyor. Tabi oradan bir sahabi kalkıyor merak ediyor ya bu acaba hangi güzel ameli işledi ki Peygamber Efendimizin daha bu dünyadayken müjdesine nail oldu. Merak ediyor biraz özet geçeyim çok uzatmayayım evine gidiyor işte ben babamla kavga ettim eve gidemiyorum sizinle kalabilir miyim diyor halbuki öyle bir şey yok maksat ne maksat evinde onunla beraber vakit geçirip acaba hangi güzel ameli işliyor bunu öğrenmek neticede 3 gün kalıyor ya bakıyor ki en son gideceği gün ya ben aslında kavga etmedim ben sadece merak ettim hani peygamber efendimizin müjdesine nail oldunuz hangi güzel ameli işliyorsunuz anlamında sizinle beraber 3 gün geçirdim dostluk yaptım aynen ancak e, baktım ki benden daha çok bir şey yaptığınızı görmedim. Hani rutin farzları yapıyorsunuz ama ek, ekstra bir şey görmedim. Ne yaptınız ki bu müzeyne nail olduğunuzu diyor ki ben her gece yatarken kafamı yastığa koyarken hiçbir insana karşı içimde kin beslemem. Ne güzel, ne güzel. O şekilde yatmak. Evet. Yani gerçekten bir bu mesela bu güzel hasleti hepimiz barınırsak yani daha doğrusu bu hasletle hem hal olursak demek ki biz de cennetik olabiliriz tamam. hocam. Muhabbet besleyeceğiz. O kadar ya. Kim ben, nef haset kim bitireceğiz. Iftira, bunları bitireceğiz. bitireceğiz. Ve sevdiğimizi de insanlara söyleyeceğiz. Yine Yunus Emre diyor. Sevdiğimi demez isem sevmek derdi boğar beni. Ya düşünsenize adam anne baba evladına seni seviyorum diyemiyor. Diyemeyenler var, demeyenler var. Ya da evlatlar ana babalarına kendilerini büyüten, emek veren, saçını süpürge eden, onların uğrunda değil mi belini büktüren ana babasına seni seviyorum diyemiyor. Biz buradan haykırıyoruz. Annelerimizi, babalarımızı seviyoruz. Yavrularımızı seviyoruz değil mi? Kesinlikle. Ve anamız, babamız bizim başımızın tacı. Yavrularımız da bizim göz aydınlığımız. Kesinlikle. Yetimler, öksüzler, garipler var. Gelin bu Ramazan gününde onların elinden tutalım. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki kıymetli seyirciler. Sahabe efendilerimize buyuruyor. Bir kişi Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman ben garibim demesin. Medine-i Münevvere'ye gelene garibim dedirtmeyin. Medine-i Münevvere'den maksat bütün şehirler. sahabede maksat bütün ümmeti Muhammed. Kıyamet sabahına kadar İstanbul'a, Ankara'ya, Konya'ya, Erzurum'a ya da dünyanın neresinde Müslümanlar yaşıyorsa, başka bir diyardan bir insan gelmişse, o ben garibim dememeli. Dedirtmememiz lazım. Onun elinden tutmamız lazım. Gönül elinden de tutmamız lazım. Bakın bir Ramazan bayram sabahıdır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Ramazan bayram namazını kılmış çıkmış Ravza-i Tahire'den. Bakmış ki 7-8 yaşında bir çocuk ağlıyor. Yavrum niye ağlıyorsun? Demiş ki ya Resulallah ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Bu Ramazan bayram gününde babaları anneleri sağ olan zengin olan çocuklar develerine binmiş bayramlarını icra ediyorlar. Benim babam yok yetimim benim zenginliğim yok, binecek devem de yok. Ya Resulallah onlara heves ediyorum da ona ağlıyorum. Resulullah Efendimiz buyurmuş ki o yavruya ben senin deven olayım mı? Ol ya Resulallah demiş. Peygamberimiz iki cihan serveri o yavruyu omuzlarına almış. Medine-i Münevvere'nin sokaklarında koşarak o çocuğu gezdiriyor, dolaştırıyor, gönlünü eğlendiriyor. Bir süre sonra İki cihan serverinin ikincinin ikincisi dediğimiz, ikincinin ikincisi onun mağara arkadaşı, ilk iman eden Hazreti Ebu Bekir Efendimiz denk gelmiş. Ya Resulallah ne yapıyorsunuz terlemişsiniz. Ya Ebu Bekir ben bu çocuğun devesi oldum. Hemen çocuğa dönmüş. Ebu Bekir Efendimizin cebinde de altı tane ceviz var. Çocuğa sormuş. Demiş ki yavrum şu cevizleri sana versem deveni bana satar mısın? Allah Allah. Çocuk da çocuk adı üstünde altı tane ceviz almış o annesinin yanına gide dursun. Bir şairin ifadesiyle diyor ki ol çocuk bilseydi ol devenin yükünü 18 bin alemi verselerdi bırakmazdı onu. Burada Resulullah Efendimizin çocuğa karşı olan merhameti var, şefkati var muhakkak. Bu şairin evet, dizesinde, dizesinde, dizesinde de Peygamber, peygamber Efendimizin ulviliği var, üstünlüğü. üstünlüğü. Ona muhabbet duymak, Kesinlikle. ona selavat getirmek, ona salatu selam getirmek ne kadar önemli. Kim peygambere selatu selam getirirse peygamberimiz ona misliyle cevap verir. Anadolu'da ve dünyanın İslam beldelerinin birçoğunda peygamber aşıkları var. Dünya nasıl ayakta duruyor? o Habibi Kibriya'ya duyulan aşktan duyuyor. Gelin bir aşk kapısı açalım mı? Açalım hocam. 1800'lerin başlarında Gümüşhanemizin Şiran ilçesinde bir Allah dostu doğar. Mustafa Rumi Şirani Hazretleri. Babasından okur, o günkü okullardan okur. Fakat gönlüne bir güzel zata, bir hocaya intisap etme aşkı düşer. Anadolu'yu gezer bulamaz kendine uygun. Duyar ki Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin Anadolu'daki görevlendirdiği Erzincan doğumlu olan fakat Mekke-i Mükerreme'de Ebu Kubeys Dağı'nın tepesine okulunu kuran Abdullah-ı Mekke Hazretleri var. Ta kalkar Şiran'dan Mekke-i Mükerreme'ye gider. Abdullah-ı Mekke Hazretlerinin okulunda öğrenci olur. İlmini almıştır. Şimdi irfan dersler alacaktır. 7 yıl o mecliste İrfan dersleriyle dolar. Artık Zülcenahim bir şahıs olur. Tabi binlerce öğrencisi var. Üç tane de önde gelen talebesi var. Biri Hindistanlı, abdullah Mekke'nin. Biri Yemenli, biri de bizim Şiranlı. Mustafa Rumi Şirani. Der ki, hocam ben Medine-i Münevvere'de kalmak istiyorum der. Ben burada okulumu açayım. Burada meclisimi kurayım. Buraya yerleşeyim. Ben Hazreti Peygamber'i çok seviyorum. Abdullah-ı Mekke diyor ki, buna ben karar veremem. Peygamberimiz rüyanızda sizi tayin edecek. Bizim Hindistanlıyı Pakistanlı Pakistan'a tayin eder, Yemenliyi Medine-i Münevvere'ye, Mustafa Rumi Şirani'yi de Çorum'a tayin eder. Peygamberimizin emridir. Gelir Çorum'da okulunu kurar, binlerce talebe yetiştirir. Bu arada da hacca gelip gelip gider. Son haccına gelir. Medine-i Münevvere'deki günleri tamam olmuştur talebeleri gelir der ki hocam günümüz tamam oldu artık gitme vaktidir. Orada irticalen bir şiir söylemeye başlar. Der ki maşukumun güldür teni ben gülizarın eylerim. Aşkın çölü makber bana başka mezarın eylerim. Bülbül niçin gönül verdin? Rengi solan bir goncaya solmaz benim gonca gülüm fani baharın eylerim. Tek hücreli evdir gönül. Sığmaz ona binbir emel. Tek dil bere verdim meyil. Başka nigarı neylerim? Göçtüm diyarı nebiye. Dönmem artık ben şiirana. Uçtum ezel sahrasına. Yerde kararı neylerimdir? Orada vefat eder. Ve cennetül bakiye sırlanır, defnedilir. Peygamber sevgisi Evet. Bizim insanımızda, Anadolu insanında hakikaten çok yüksek kesinlikle ecdadında zaten Peygamber Efendimize olan hassasiyetini Medine-i evet. Münevvere'ye gittiğimizi görüyoruz. görüyoruz. Mesela Yeşil Kubbe, şu anki var olan Yeşil Kubbenin tam e, iz düşümünde Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam metfun. Tam onun tepe noktasında o kubbenin onarımı olacak Sultan II. Mahmut dönemi ancak tam Peygamber Efendimizin tepe noktasına çıkıp da bu kubbeyi nasıl onaracağız derdine düşmüşler ve birbirleriyle olan bir şifreleşme yapmışlar. Demişler ki ustalar birbirlerine işte ben senden çekiç istediğimde işte subhanallah çivi istediğimde Allahu Ekber gibi esma zikirlerle birlikte bir kodlama yapmışlar. Hani dünya kelamı konuşmaksızın yeşil kubbenin onarımı tam peygamber efendimizin tepe, tepe noktasında bir şekilde tamama hıtama eriyor. Yani Peygamber Efendimiz'e olan hassasiyetini ecdadın had safada görüyoruz. İnsanın peygamber sevgisi, Allah sevgisi ve insanların insanlara olan sevgisi vardır. Hani sevgiden bahsediyoruz ya Allah sevgi tohumunu kalplerimize nakşeylesin. Bu minval üzere bir hayat yaşamayı Allah hepimize nasip eylesin. Gönüllerimizi de birbirine telif eylesin. Heh, o da önemli telif kesinlikle. Evet. Bu arada hocam Oğuz Tan Erzincan'dan. Evet. Ortak arkadaşımız evet. beraber Kabe'deydik. Selam Selamı Oğuz Bey, da selam Oğuz gönder. Bey'in şahsında evet. Bütün, bütün, Erzincan ve Anadolu ve dünyanın her bir tarafında. Bu arada Erzincan'da Bizleri... imsak oldu mu evet. acaba ya? Olmuş mu acaba? Henüz olmadı diyor ama olmak üzeredir. Diyor ki e, şöyle hocam şimdi evet. Erzincanlısın değil mi? Evet. Yoksa Erzurum'u karar ver artık. Ee, Erzincanlıyız. Erzurum'u da severiz. Eyvallah. Evet. Erzurum'a gönül verenlerdeniz. Gönül verenlerdeniz. Hocam. Erzurum da bizi sever. Eyvallah. Ama Erzurum'u niye çok seviyoruz? İki yönden onu söyleyeyim. Erzurum'la Kudüs'ü ü Şerif'in iki ortak yönü olduğundan seviyoruz. Ne yönü var? Kıymetli seyirciler. Dünyada iki İslam beldesinde ezanı Muhammed'i okunduktan sonra minarelerden müezzinler sesli bir şekilde Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Allah, Ya Seyyid el ve vel ahirin diye peygamberimize selatu selamlar ederler. Bir Kudüs-i Şerif'te var bir de bu Erzurum'da var. Bir de Osmanlı döneminde Erzurum'a müftü atanacak bir hoca efendi Kudüs müftüsü payesiyle atanıyor. kudüs ü Şerif'e müftü atanacak kişi de Erzurum müftüsü payesiyle atanıyor. Eski Kudüs de bizim gözbebeğimiz, bizim haremimiz değil mi? Eyvallah. Bizim ilk kıblegahımız. Peygamberimizin Miraca uğurlandığı yer. Yani peygamberimiz Onun, Miraca Mekke'den hemen çıkmadı. Kudüs'ü bağladı Cenab-ı Hak. İsra yürüyüşü, gece değil mi? yürüyüşü Kudüs ve Kudüs'ten oraya. Kudüs, istes bir hikmet var, hikmet orada bir hikmet, hikmet var. Bir mesaj var. İsteseydi direkt kendi yanına alabilirdi katından ama Burak adlı vasıtayla Kudüs'ü Kudüsü Şerife getirdi. Hemen o Kubbetü's Sahra dediğimiz kubbenin yanında peygamberimizin bir mihrabı var. Orada bütün peygamberlere imamlık yaptı ve oradan Sidretül Münteha'ya Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükseldi. İma... Demek ki Cenab-ı Hak bize dedi ki <laughs> ey kullarım Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de gönlünüz olduğu gibi kudüs Şerif'ten de yüzünüzü ayırmayın, gönlünüzü ayırmayın. Eyvallah. Onun için Akif İnan'ın dediği gibi Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. <laughs> kucaklasın beni İslam diyor. Eyvallah. Hocam Mescid-i ara... Aksa'yı kucaklamak nasip olsun. İnşallah. Mescid-i Aksa'yı kucaklayan, Mescid-i Aksa'da Kubbetü Sahra'da İnşallah. E, namaz kıldıran, tesbih namazı kıldıran biliyorsun Doktor Erkan Aydın hocam var. Ona da selam ediyor. Ona da selam olsun Hocam B bize. büyük bir lütuf. Evet. E, gerçekten... Herkese nasip olmaz. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla bu Miraç gecesinde de oradaydı. Evet. Çok da güzel bir program icra etti. Allah tekrar dediğimiz gibi Mescidi Aksa'mıza bizler vesilesiyle özgürlük nasip eylesin İnşallah. diyoruz. Ve sizleri bir tehcit için bir ara rica ediyoruz. Görüşmek üzere. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما ووجدك <applause> ضال Bismillah. إلى ربك فارغب بسم الله Tekrar merhabalar. Hayırlı sahurlar diliyorum. Mustafa Altın Hocamızın bu güzel kıraatından ötürü kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın kelamını çok güzel bir şekilde icra ettiler. Allah kendilerinden ebeden razı olsun. Onu yetiştiren hocalarından, annesinden, babasından İslam'a, Kur'an'a kimler hizmet ediyorsa Allah onları ilelebet daim eylesin inşallah. Efendim doçent Doktor, Oğuzhan Aydın Hocamla beraber çok güzel bir program yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Enerjisi yüksek, ceketi güzel, kendi güzel, gönlü güzel. Siz <laughs> güzelsiniz, seyircilerimiz güzel. Hatipler muhatapların gölgeleridir. Bizi izleyenler bize dua ediyor şu anda. Eyvallah. Şu sahur vaktinde bunların duaları zaten kabul oluyor. Rabbimiz de sözlerimize tesir halkı diyorsa eğer. İnşallah öyledir. E, hatibin sözlerinin tesirli olması da. Bu çok önemli. Vaazların, hocaların, öğretmenlerin, üniversite hocalarının veya babaların, annelerin, her söz konuşanın sözünün tesirli olması için yaşaması lazım. He, anlattıklarını evet, yaşaması evet. lazım. Evet, eğer anlattıklarını kalbiyle, ruhuyla, hayatındaki tatbikatıyla yaşamıyorsa o sözlerin hiçbir tesiri olmaz. Dinleyenlerin bir kulağından girip diğer kulağından çıkar. Onun için konuşmacılar... Söyledikleri sözlere dikkat etsinler. İmam-ı Azam Hazretleri'ne hani bir hasta getiriyorlar ya meşhur bir hadise. Diyor ki 40 gün sonra getirin. 40 gün sonra getiriyorlar. Hastalığın diyor reçetesi bu çocuk bal yemesin. Soruyorlar ya imam 40 gün evvel biz sana geldik bunu söylemedin. Demiş ki o gün sabah ben bal yemiştim. Onu söyleseydim bu çocuğa tesiri olmazdı. Hmm, müthiş. Evet. Her için yaşamak şart. Yani şimdi kulun kalbi doğru olmadıkça Evet imanı doğru olmaz. olmaz. Sözü doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz kalbi diyor de Peygamberimiz. Olmaz. Evet. Demek ki bizim medeniyetimizde dilin çok önemi var. Önemi var evet. Şimdi biz sevgiden, aşktan, merhametten bahsettik. Değil mi? İrfan medeniyetinden bahsediyoruz, evet. konuşuyoruz. İslam coğrafyalarındaki Ramazanlar kısmen değindik. Balkanlardan, Balkanlardan esen rüzgar değil mi? Evet. Türkistan'dan Buhara-i Şerif'ten nereye rüzgar esiyor? Anadolu'nun üç önemli merkezi var. Türk dünyasının diyelim. Birisi Buhara-i Şerif. Müslüman Türkler medeniyetlerini Buhara-i Şerif'te doğurdular. Alperenler vasıtasıyla Bursa'ya getirdiler. Bursa'dan kasıt bütün Anadolu. Oradan da Bosna'ya götürdüler. Bosna'dan kasıt da bütün Balkanlardır. Biz buna 3B hattı diyoruz. Hatta Balkan coğrafyasında ben Türk'üm dediği zaman bir insan Müslüman'ım deme, de, 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 hmm. demeye getiriyor. Ben Müslüman'ım. Müslümanlıkla Türklük aynı hiçbir farkı yok. Bugün Üskübe gittiğiniz zaman, Gostivar'a gittiğiniz zaman, Piriştina'ya gittiğiniz zaman, Prizren'e gittiğiniz zaman aynı havayı İstanbul'daki havanız neyse Erzurum'daki havanız neyse oradaki aynı havayı görürsünüz. Oranın insanların oruç tuttuğu gibi nasıl bizim şehirlerimizde oruç tutuyorsa adeta Erzurum'a Konya'ya gittiğiniz zaman İstanbul'a vardığınız zaman şehrin oruç tuttuğunu görürsünüz. Oralar da oruç tutuyor. Kesinlikle evet. ben de Gossevara'ya gittiğim şey evet. Makedonya Üsküp evet. hatta Allah razı olsun Selim abi Ondan sonra Kenan Bıçak diye bir değerli dostlarla evet. beraber, Kenan abiyle beraber gittik gezdik. Gerçekten hayran kaldım. Yani inanın kendi memleketinde zaten bizim de oralar. Evet. Balkan Türklüğü onlar tabi Osmanlı coğrafyasıdır. Evladı Fatihan topraklarıdır. Sultan 1. Murat Hüdavendigar döneminde Osmanlı'ya kapısı açılmıştır. Fetih onun döneminde olmuştur. Orada şehit olmuştur. Hatta iç organları Pirizren ile arasındaki yere defnedilmiştir. Ondan dolayı Balkan Türkleri, Balkan Müslümanları 1. Sultan Murat Hüdavendigar'ı çok severler. Yahya Kemal Bey annesi, Yahya Kemal Bey adlı Üsküplü, annesi Nakiye Hanım. O da mezarı Üsküp'tedir. Nakiye Hanım Yahya Kemal'i büyütürken der ki zaten çok genç yaşta vefat edecektir. Oğlum Yahya Kemal iki kişiyi unutma. Eğer bu iki kişiyi unutursan sana emzirdiğim süt haram olsun der. Ana kimi unutmayayım diyor. Diyor ki yavrum bir Sultan Murat Efendimiz unutma. Birinci Murat'ı. Çünkü Balkanların kapısını Müslümanlara Sultan Murad açtı. Eyvallah. Osmanlı'nın fethini, mührünü o vurdu. İkinci de diyor Muhammed Mustafa Efendimiz unutma. Bir annenin çocuğuna yüklediği görevi, yüklediği misyonu ve vizyonu görüyor musunuz? E, o Kudüs'ün Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin annesine yapıyordu. Diyarbakır'da. Çocuğunu emzirirken daha Kudüs haçlıların elinde kurtuluş murtuluş yok. 1099'da düşmüş Haçlıların işgaline ta ki Selahaddin Eyyubi'nin 1187'deki kurtuluşuna kadar. Daha bebekken, emzirirken Selahaddin'i ey Mescid-i Aksa'nın kurtarıcısı. Em bu sütüm em. Eğer bu sütüme emer de gider Mescid-i Aksa'yı kurtarmazsan emdirdiğim süt sana haram olur. Bir anne ve babanın çocuklarını yetişmesindeki yetiştirmedeki üstlendiği rol çok önemli. Ona bir hedef çizmeli. Ona bir örnek kişi göstermeli. İşte Yahya Kemal'in annesi Sultan Murad Efendimizi ve peygamberimizi göster. Rol model diyoruz. Evet zaten. rol model. Libya'ya gidiyorsunuz. Libya'nın esas adı zaten o bölgelerin esas adı Trablus'tur. Trablus bölgesidir. Trablus karttır. O bölgelerde 1 milyon Müslüman Türk kökenli Arap yaşıyor. Nasıl? Kanuni Sultan Süleyman döneminde Trablus eyaletinden, Tacura'dan, Trablus'tan Kanuni'ye geliyorlar. Diyorlar ki biz Malta korsanlarına karşı kendimizi savunamıyoruz. Bizi savunacak Yeniçeri askerlerini gönder bizi savunsunlar. Yoksa bizi bunlar kırıp geçirecek. Kanuni Sultan Süleyman da iyi bir Arapça Türkçe tercümanı olan Murad Ağa isminde biriyle Yeniçerileri gönderiyor. Onları savunuyorlar. Malta korsanlarına karşı muhafaza ediyorlar ve kurtarıyorlar. Ondan sonra dönecekler. Vazifeleri bitmiş. Yalvarıyorlar. Burada kalın. Biz sizle hısım akraba olalım. Biz size kızlarımızı verelim. Biz de evlenin. Hem bizi muhafaza edersiniz hem de ebediyen bural olursunuz. Biz buna karar veremeyiz derler. Kanuniye bir elçi gönderirler. Kanuni de bunun üzerine tercüman olarak gönderdiği Murad Ağa'yı Libya'nın Tacura şehri deniz sahilidir. Oraya vali olarak atar ve yeni çerilerin de orada evlenmesine müsaade eder. Yeni çeri askerleriyle Murada Libya'daki Kuzey Afrikalı hanımlarla evlenirler ve o gün bugün onların soyundan gelen nesilleri kendilerini zaten biz Türküz diyor. 1937-38'de Ramazan gecelerinde sahurda Libya'da davulcular davullarını çalarken Türkçe mani söylüyorlar. Ve Murad Ağa'yı Fatih Hocam o kadar sevmişler ki oraya tabi cami yaptırmış, medrese yaptırmış, han yaptırmış, kervansaray yaptırmış, hamam yaptırmış. Bütün külliyenin neleri varsa özellikleri Osmanlı medeniyetinin oraya mührünü vurmuş. Vefat ettikten sonra da Murad Ağa'yı oraya defnetmişler. Ve bugün 500 yıl geçmiş aradan gidin Tacura'ya her üç erkekten birinin ismi Murat. Allah, Allah. Niye Murat ismini koymuşlar? Murad hürmeten. Onun için bizim mührümüz dünyanın her bir tarafında var. Bizim rüzgarımız her yerden esiyor. Şimdi 1500 sene öncesine de gidersek peygamber evet. efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde biliyorsunuz daha doğrusu vefat etmeden önce 120 bin sahabeye veda hutbesi irad etti. Evet. Vefat etti. Vefat ettikten sonra artık Ashab-ı Güzin efendilerimiz orada kalamadılar. Nerelere Dün gittiler? Dünyanın her tarafına. Her yer. Hatta Vehbi İbni Kepş Hazretleri evet. ta Çin'e kadar gidiyor. Dolayısıyla yani Çin'de bir Müslüman şeyi varsa. Varsa bugün Doğu Türkistan Türk, Türkleri varsa aynen, değil mi? hepsi o hepsi sahabe. sahabe. i kiram Tabii. efendilerimiz. Serdarımız işte bize bu Eyyubel Ensari'nin etrafındayız şu anda. Kesinlikle. Bütün Anadolu'nun serdarı. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Hazreti Rasulullah'ın sadık yari hmm. Ebu Eyyubel Ensari. Ensari. Yani gerçekten ayağımızın dibinde Eyüp Sultan Hazretleri var. Bazen kıymetini bilemiyoruz evet. yani. Yani o te, nice, nice yerlerden uzak yerlerden gelip ziyaret edenler var ama burada olup da gidemeyenler de var. Onlara evet. da üzülüyorum. He, Sonuç itibariyle de o bir insandır, bir beşerdir. Ancak Allah dostudur, ancak Resulullah'ın akrabasıdır, sahabe güzindir. Dolayısıyla biz oraya gittiğimiz zaman onun da ruhuna bir Fatiha okuyoruz. Rahmet, ziyaret etmiş geliyoruz. Evet. Rahmetli Adnan Menderes Hindistan'a bir geziye gidiyor. Orada yaşayan alimlerden kim var diye soruyor. En önde gelen alime götürüyorlar. Diyor ki Sayın Başbakan beni ziyarete gelene kadar senin gözünün önünde Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri var. Onu ziyarete git. Hakikaten İstanbul halkı ve Anadolu halkı yarın mahşere kalkarken Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin yanında etrafında toplanarak kalkacak. Her vilayetteki bir manevi sahibimiz var. Ankara'mızda Hacı Bayram Veli'miz var. Erzurum'da Abdurrahman Gazi'miz var. Kars'ta Ebul Hasan Harakani'miz var. Hep onun etrafında kalkarak peygamberimizin Livayül Ham sancağı altında buluşacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Ta Semerkand'da peygamberimizin en çok yüzü ve huyu bana benzeyen dediği, peygamberimiz vefat ettiğinde onu kabre indiren, peygamberimizin amcasının oğlu Kusen bin Abbas diğer adıyla Şahı Zinde'nin mezarı da Orada şehit oluyor Semerkant'ta. Peygamberimizin iki kürek kemiğinin ortasındaki nübüvvet nurunu ve mührünü öpen Hazreti Ükkaşe'nin mezarı da Türkistan'da. E geliyorsunuz Halit bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman'ın Hazreti Ömer döneminde İyaz bin Ganem komutanlığında Diyarbakır'a gelen İslam ordularından 570 küsür sahabenin kabri Diyarbakır'ımızda var. Yani dediniz ya 120 bin sahabe yetişmiş hı hı. ama Mekke ve Medine'deki mezarlıklarda yatan sahabe sayısı 20 bin. Yüz bin sahabe dünyanın her bir tarafına gitmişler. İlahi kelimetullah davasını yaymışlar. Peki biz bugün onların yollarını takip edenler olarak, onların torunları olarak biz de onlardan daha ileriye gitmemiz lazım. Eyvallah. Değil mi? Daha ileriye yani, gitmemiz amaç lazım. Amaç burada sadece e, tabii onlar bir misyon yüklendiler. Evet. Resulullah'ın bu İslam davasına sadık kaldılar. Değil mi? Bedeniyle, ruhuyla, malıyla, canıyla... Kendilerini her türlü peygamber efendimize ve İslam davasına adadılar. Ve bir şekilde kazandılar. Şimdi e, 1500 sene geçti ama her yüzyılda o gibi onların neslinden gelen güzel insanlar var. Yani, İnşallah bizler de o güzel insanlardan evet. oluruz. Ama Ebu Cehil'in, Ebu Lehb'in soyundan gelip de tam zıt istikamette İslamiyet'e, insanlığa, zarar vermek isteyen insanlar da var. Zalimler diyoruz bunlara. Ama zulüm abad olmuyor. Kesinlikle. Zulüm abad olmaz. Zalimlikle kimse bir yere varmaz. Hatta Peygamber Efendimiz <laughs> evet. Aleyhissalatu diyor, unsur ehake zalimen ev mazlumen diyor ki hani ister zalim olsun ister mazlum olsun kardeşine yardımcı ol. Evet, Ashab-ı Efendilerimiz diyor ki ya Resulallah hani tamam mazluma yardımcı olalım da zalime nasıl yardımcı olacağız? Bunu anlayamadık. Peygamber Efendimiz devreye giriyor diyor ki zalime yardımcı olman nasıl olur biliyor musun? Zulmünü engellemekle. Evet. Elinle, dilinle. ona gücün yetmiyorsa dilinle, ona da gücün yetmiyorsa ne yapacaksın? Kalbinle buğz edeceksin. Bu da imanın en zayıf tarafı. Peki sırf erkekle erkek sahabeler mi gitmiş? Hayır. Hanım, hanım kardeşlerimiz bizi izliyorlar. Peygamberimizin süt halası, Ümmül Haram, Kıbrıs'ımızın ifadesiyle hala sultan, Emeviler döneminde 90 küsür yaşında Kıbrıs'a geliyor. Kıbrıs'ta şehit oluyor. Ve bugün Kıbrıs'ımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz, yavru vatanımız Hala Sultan Diyarı diye anılıyor. Yani erkek sahabeler de gitmiş, kadın sahabeler de gitmiş. Bugün Kudüs Şerif'te kim var? Rabiyetül Adeviye Hazretleri var. Kadın evliyalarımız var. Erkeğiyle kadınıyla dünyanın her bir tarafına yayılmışlar. Yunus Emre'nin Anadolu'da 13 yerde mezarı var. Gidin Azerbaycan'a, Azerbaycan Türkleri diyor ki bizim Yunus. Nasreddin evet. Hoca'nın Özbekistan'da heykeli var. Size hiç bırakmıyorlar. Diyorlar ki Molla Nasreddin. E bir insanın 13 yerde, 15 yerde kabri olabilir mi? Sarı Saltuğ'un Balkanlar'da 15 yerde kabri var. Yani makamı mı Evet, deniyorsun? makamı ve kabri. Herkes diyor ki kabir bu kabir benim şehrimde. Öbürü diyor ki benim şehrimde. Mesela sizin Erzurum... Hakikat nerede evet. peki hocam? Hakikat gönüllere girmişler. Erzurum'un Dutçu köyü. Allah bilir niye nerede yani mezarları. Evet, yani tam bilinmiyor. Cesedinin. Tam veya... bilinmiyor. Heh. Mesela Yunus Emre. Allahu Alem. Erzurum'a belki hiç gitmedi. Erzurum'un Dutçu köyüne gidin. Yunus Emre'nin mezarı var. Gönüllere girdiler. Evet. Ve dedi Anadolu halkı elinde aşk fanusu geçerken okyanusu Yunus'u görenler var. Yunus yummuş demektir. Eyvallah. Tertemiz, pirupak olmuş demek. Hocam Kıbrıs'tan da bahsettiniz ya evet. Hala Sultan Kıbrıs'a da ben gittim. Ee, bizim genel müdürümüz Cenk, Cenk Soner beyefendinin babası Salih Sup Soner vefat etmişti. O vesileyle e, birkaç yıldan beri gidiyoruz, anıyoruz evet. Onu Allah, da, Allah rahmet Allah da, eylesin. Merhametiyle muamele eylesin. Eyle, bak, eyle adam, eyle bak, eyle an, eyle bütün geçmişlerimizi, Cendere Salih amcaya. Eyvallah. Evet. Ee, şimdi hocam Rauh Denktaş'ı da Rahmetle anıyoruz bu vesileyle. Allah, Allah hepsine rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Makamları cennet olsun. Bütün hizmet edenlere. Bu arada tabii mesaj gönderen de var. Bizim evet. Mehtap kardeşimizle çok selam var hocam Aleyküm size. Aleyküm selam. Erol Tuna abim, Okan Güler hocam, Süleyman Sargın Kütahya Tavşanlı'dan. Yurt içi yurt dışı her yerden Bize de bir sürü yazan var. Yani ben özellikle ifade ediyorum hepsini okuyamadım ama gerçekten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gölbaşı'ndan Hulusi abimiz var. Bu sevgi çiçeğini çok muhafaza eden koruyan onun Naci abimiz var. Yazan yazana onlara da selam ediyoruz. Eyvallah. Evet. Selam. Selam. Selamı yaymaya devam. Heh. Değil mi? Aranızda selamı yayarsak evet. ne oluyor? Aradaki muhabbet artıyor. Artıyor. İslam'da muhabbet dini. İslam'da aşk dini müdahale ediyor ki insanı insan eden 3 harf 5 nokta, vasılı cinan eden 5 harf 3 nokta. Nedir bu 3 harf 5 nokta, 5 harf 3 nokta? Osmanlı Türkçesiyle insanı insan eden 3 harf 5 nokta aşktır. Vasılı cinan eden insanı cennete kavuşturan nedir? İmandır. Aşıkların ahı deler mermeri. Eğer gözlerinden yaş indirirse o zaman titrer çarkın çemberi doğruca Allah'a baş indirirse. Mevlüt İhsan'ı söylüyor bunu. Mevla güldürmezse kul güldüremez. Kulun gözyaşını kul sildiremez. Lağım patlatamaz, vinç kaldıramaz. Kader yolun üzerine taş indirirse. Mevlüt İhsan ahuzarda kalırsın. Kıyamette bir kenarda kalırsın. Şefaat göremez, narda kalırsın. Kafayı mezara boş indirirsen. Gelin bu Ramazan gününde sular akarken testilerimizi, testilerimizi dolduralım kafalarımızı dolduralım hocam çok güzel bir şey temas ettin evet hani belki bu Ramazan bizim son Ramazan'ımız olabilir Allah uzun ömür hocam, versin inşallah kravatını şöyle güzel bir evet. güzel yakışıklı çık hocam ya bak bize bu da de... nazar olsun ya öyle mi o olur ya bazen <laughs> Hazreti Ömer Kudüs'ün fethine indiğinde özür diliyorum 14 yerinde yama varmış o İslam kumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah Hz. Ömer'den evvel gitmiş işi hazırlamış zaten Hazreti Ömer direkt fete inecek Cebeli Mükebber Dağı'nda 5000 kişilik orduyla niye Cebeli Mükebber Dağı demişler? Kudüs-ü görünce heyecanlanmışlar, tekbir getirmişler. Aynı bizim Kars'la Erzurum arasındaki Allahu Ekber Dağları gibi Hazreti Ömer'e rica etmiş. Ya Emir el Müminin, Kudüs'ün Hristiyanları çok kibirlidir. Benim yeni bir elbisem var. Siz yoldan da geldiniz. Bu elbiseyi değilseniz. Hazreti Ömer Ebu Beyde'ye diyor ki ey Ubey, Ebu Beyde bu benim elbisem alın teriyle kazandığım elbise. Ben senin hediyeni kabul edemem. Ben kullar ne demiş önemli değil. Cenabı Hak ne demiş önemli. Ben yamalı da olsa kirli de olsa bu elbisemle ineceğim. Ve bu Kudüs-ü Şerif'i 14 yamalı elbisemle fethedeceğim. Ben de. Onun için giyim kuşan bir noktada önemlidir ama bir noktada da hiç önemi yok. Yani hemen aklıma şu hadisi evet. getirdin. İnna Allah la yazuru ila suberikum ve emmalekum lakin yazuru ila kulubikum ve amalikum. Evet. Allah diyor ki sizin ben dış görünüşünüze ve neye bakmam? Mallarınıza bakmam. bakmam. Ancak kalbe ve yapılan bakalım. amellere bakar. Amellerinize Ama yine de hocam Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Muhakkak, severmiş. Muhakkak. Ama insanlar nedir? Mesela biz birçok hareketimizi ne diyoruz? Acaba böyle yapıyoruz ama insan nedir? Hayır efendim. İnsan nedir değil. Allah nedir? Bizi yaratan i̇şte bu, Allah. E, Hesabı da Cenab-ı Hakk'a vereceğiz. Bütün meselelerde. Kesinlikle. Her meselede. Doğumdan ölüme kadar. Aklımız kestiği günden bugüne kadar. Allah nedir? Meselesinden olaylara bakarsak aslında Allah bize yardımcı olacak. Bazıları diyor ki Fatih Hocam. Ya bir sürü çalışıyorum ama iki yakan bir araya gelmiyor. Onlara Hazreti Resul şöyle cevap veriyor. Hatta hadisi kussi. Ne diyor Cenab-ı Hak? Eğer bir kurumun amacı benim rızam olursa dünyayı ona hizmetçi ederim. Yok bir kulumun amacı dünya olursa onu dünyaya hizmetçi ederim. Oo. Ölene kadar zorlar koşturur iki yakası bir araya gelmez. Onun için gelin bugün parolamızı belirleyelim. Şu olsun. Hep beraber söyleyelim. Sesli bir şekilde ilahi ente maksudi ve rızake matlubi. Ya Rabbi maksadımız sensin ve rızake matlubi talebimiz de senin rızana uygun muafık bir hayat yaşamak olsun. Yani Kur'an'ın ifadesiyle evet. radıyallahu anhum ve Allah okuldan razı evet. Kul Allah'tan ben, razı. Bu mertebe var ya. O bizden of. razı olduğumuz sırtımızı kim yere getirebilir? Kesinlikle. Dünya toplansa yere getirebilir mi? Getiremez. Ben bir kuluma bir şey nasip etsem buyuruyor yine bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak. Bütün dünya o işin karşısına dursa o iş olur. Ben bir kuluma herhangi bir şeyi nasip etmesem bütün dünya istese olmaz. Kesinlikle. O yüzden bu Ramazan hayatımıza yeni bir sayfa açalım. Sevgi, muhabbet, aşk, merhameti kuşanalım. Kalbimizdeki bütün kötü nifak, has, hastalıklar, iftirakin, haset gibi bu bütün kötü hastalıklar da arınarım. İnşallah bundan sonra hem kendimiz kendimize bir barışık yaşayalım. Değil mi? Bu çok evet. önemli. Tabii. Adam kendisiyle küskün. Evet. Önce kendimize barışık yaşayacağız. Sonra e, insanlarla, sonra bitkiler, coğrafya, hayvanlar, sonra Rabbimize olan bağımız. ya Bunların hepsini bir tefekkür edelim, düşünelim. Ya ben nerede hata yapıyorum, nerede eksilerim, nerede artılarım var anlamında bir e, güzel bir tefekküre, güzel bir düşünmeye evet. koyalım kendimizi. İnşallah netice akibet hayır, hayır olur. Ömrü Ramazan olanın evet. Ahiri, ahiri, cennet olur. Ahiri ne olur? Bayram olur. Bayram olur. Öyle bir bayram olur ki de. Öyle geçici bayramlar diye değil. Dünyanın bir kuşluk vakti kadar yaşıyoruz, değil mi? Bir an kadar yaşıyoruz ve ebede aleme gidiyoruz. Eskiden bugün de öyle de halk şairler yaşnameler yazarlardı. Bir rahmetli Yusuf Polatoğlu var Fatih hocam. Onun bir yaşnamesi var. Paylaşa mı sayın seyircilerle paylaşayım o şiiri? Diyor ki uzun da 40'tan alacağım. 40 olgunluk çağı. Hem de biz 40'ı geçtik. Kaçsınız hocam şu anda? 41. 41 kere e, maşallah. maşallah yani. Ben de 43 hocam. Maşallah. Size Ama de, 43 kere de diyecektim. 43 kere olsun. Heh, tamam. Diyor ki 40 50 yaş oldu vaki. Hı. Dünya değilmiş baki. Geç olarak anladık ki biz bir imtihana geldik. Yıllar 60'a dayandı, akıl 70'te uyandı, nedamet narına yandı, çok hassas bir ana geldik. Yaprak dalından döküldü, saç ağardı, bel büküldü. Artık el ayak çekildi, dediler ki sona geldik. Hey ağalar, hey efeler. Hayal oldu neler neler. Tükenince mesafeler erken kabristana geldik. Kara yere girdi beden bir yol başladı yeniden. Perde açıldı aniden. Bir ulu divana geldik. Polat oğlu imanına can teşnedir cananına kabul eyle divanına senden olduk sana geldik. Ondan olduk ona gidiyoruz. Eyvallah. Burada bir bir nevi ölümü de hatırlatmış evet. oldun hocam. Ki hani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ağız tadını bozan lezzetleri alt üst eden mahveden ölümü sıkça hatırlayınız. Yer yer inşallah hatırlatacağım. Yanlış anlamayın. Hatırlayalım daha doğrusu. Hatırlayalım Niye? ama hatırladığımız zaman ne olacak? Mevlana'nın şebi aruzu olacak. Heh. Hatırlarsa insan Mevlana ne diyor? Benim ölüm günüm diyor. Benim düğün günümdür. Niye ağlıyorsunuz? Niye? Çünkü Mevlana oraya dolu gidiyor. Ele boş yüzü kara gitmiyor. Gelin Ramazan işte ebedi hayata en iyi yatırım ayı. Evet. Gelin Ramazanda ve diğer aylarda. Bu, bu kulluk görevini tam manasıyla ifa eden Ölüm güzel evet. şey, budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı, olmasaydı ölür müydü peygamber. peygamber. O dem perdeler kalkar, perdeler iner, Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Kapı, kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağla ama bu kapıda gülümse. Eğer o kapıda gülümseyebiliyorsak evet. ve Rabbimizin huzuruna anlı ak gönlü pak olarak çıkıp Hesabımızı kolayca verip cehennemine uğramadan direkt cennetine gidebiliyorsak inşallah kurtuluş erenlerden olacağız. Amen. Dünya varlığını hayal ederken iki taş bir mezar örmüş karayır yer. Ağayla hizmetkar yan yana yatar ne asıl ne nesi sormuş kara Reyhani iyilik yap o ok kalır destan. Bir günde toprağı verirler üstten. Varlığın kefendir evin kabristan. Nöbetçin iki taş bir mezar olur. İnsanın bütün varlığı bir kefen. O, o bile nasip olacak mı? Aynen. Bilemiyoruz. Bütün dünya benim olsa evet. gamım gitmez nedendir bu. Evet. Ezelden gam turabıyla yoğrulmuş bedendir bu. Gelen gider, giden gelmez. İki kapılı handır bu. Sakın insafı terk etme. Makamı imtihandır bu. bu. İmtihan sürecindeyiz. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazar ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. ...murat-ı edep şartıyla nabi gir bu dergaha. Metafı kussiyandır bu segah-ı enbiyadır bu. Adet atışmaya başladık. Dolduk değil mi? Nabi söylüyordu Resulullah Efendimize. Sah Edebi terk etmememiz gerektiğini söylüyordu. Bir de üst sınıf insana Cenab-ı Hak rahmet ediyor. Birisi hacca ya da umreye gidenlere, ikincisi hacca ya da umreye giderken ya da dönerken vefat edenlere hatta o vefat edenlere her sene bir hac sevabı veriyor Cenab-ı Hak. Kişi ihramıyla da vefat ederse ihramıyla defnediliyor. O zaten kefeni evet, oluyor. Evet kefeni oluyor. Yarın ruzi mahşere kalkarken kıymetli seyirciler Fatih hocam hep beraber söyleyelim. ''Telbiyeler'' ''Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde vel nimete leke vel mülk la lek. diye kalkıyor. ''Buyur Allah'ım buyur, emrine amadeyim, senin ortağın yoktur, hamd sanadır, şükür sanadır, nimet sendendir, buyur Allah'ım buyur.'' Emrine amadeyim. Çoluğumu bıraktım, çocuğumu bıraktım, vatanımı bıraktım, evladımı bıraktım, malımı bıraktım. İki beyaz bez parçasına sarıldım, huzuruna geldim. Üçüncü kime rahmet ediyor? Hacca veya umreye gitmek isteyen. Fakat maddi ve manevi imkansızlıklar sebebiyle gidemeyenlere o gönüllerinde oldukları için Cenab-ı Hak onlara da merhamet ediyor. Ve belki de evet. hacca gitse bu kadar sevap, sevap alamayacak. Dolayısıyla Allah o gibi güzel insanların da maddi ve manevi açıdan imkanlar halk etsin. Halk İnşallah. Onlar da dünya gözüyle gitsin. Kabe'yi müşerrefeye yüz sürsün. Rauza-i Tahire'de peygamberimize selam versin. Hocam ya valla mesajlar yağıyor. Allah hep hepinizden Serhat Çakmak abim. Kars, Kars dedim bak. Öyle Karslık. mi? Kars elinde Heh. çığ kopar kar selinde Heh. bir milyon şehit yatar. Mübarek Kars elinde. Kars Anadolu'nun girişidir. Kars Anadolu'nun hülasasıdır ve Sultan Alparslan 1071'den evvel Kars'a geliyor. Daha Anadolu'nun girişi 1071'den evvel. Ne zaman biliyor musunuz? Bugün Ramazan'ın kaçı? 5'i mi? Vallahi 5 beş Ramazan. 5 olmasa da. Ne evet, evet. zaman biliyor musunuz? Bugün de yıl dönümündeyiz. Sultan Alparslan'ın Kars'ı, Ani'yi fethettiği gün 5 Ramazan 1064 yılıdır. Allah Allah. 5 Ramazan 1064 yılında Müslüman Türklere Anadolu'nun kapısı açılmıştır. Ani'deki katedrali aynı Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya Katedralini camiye çevirdiği gibi Sultan Alparslan da camiye çevirmiş. Ezanı Muhammed'i okutmuş, okumuş. Cuma namazını eda etmiş, kıldırmış. Ne büyük kumandanlar, ne güzel insanlar. Tarihimizin her sayfasıyla, her şahsiyetiyle övünüyoruz. Eyvallah. Allah bütün ecdadımıza rahmet eylesin. eylesin. Makamı, mekanları cennet, cennet olsun. olsun. Cennette de onların etrafında toplanmak bizlere nasip Amin. olsun. Yadında mı doğduğun anlar sen ağlardın gülerdi alem. Öyle bir hayat sür ki mevtin olsun sana hande halka matem. Hatırlar mısın doğduğunda ağladın herkes güldü. Ya. Öyle bir hayat, öyle Yaşa ki. bir yaşam sür ki sen öldüğünde seni uğurlayanlar ağlasın ama sen gül. Son gülen iyi güler. Programımızın sonuna geldik. Biraz sonra İmdi bir İstanbul'da bağlayayım mı? Tabii bağlı hocam. Üzüm kara, üzüm kara. Sepet üzüm kara. Nasıl gidem yar yanına? Elim boş, üzüm kara. Bu da bir cinastır. Yüzümüz kara olmadan ak olarak gideceğiz. Allah ne diyoruz? Milletimizin ve ümmeti Muhammed'in yüzünü ağarsın dünyada yüzümüz ağırlığı Hı. gibi ahirette de ak olsun Amin. yani güzel ifadeyle beyaz Allahu ve çek hocam, Allah yüzlerimize ağarsın. Millet diyor ki Bismillah. iki dakika kaldı bir tamam. hadi evet hemen e, dua yapacağım e, çok hızlı bir şekilde yarın e, sahurda Yasin Pişkin hocam var yani bugün 12 itibariyle gündüz de Ahmet Özkar Ataşlıoğlu hocam bizimle beraber olacak gündüz Ramazan sohbetlerinde. Ben Oğuzhan Aydın hocamıza huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bu arada Erkan Aydın hocam da doktor Erkan Aydın hani Kudüs'te film evet. Mescid-i Aksa'da namaz kıldıran ona nasip olan bu güzellik. Biz gıpta ile bakıyoruz tabii. Evet. Allah, e, selamı var. Buradan Ona da selam. biz ağabeyimize selam Eyvallah. Eyvallah. Hocam çok evet. teşekkür ederim. Ankara'ya selam olsun. Ben teşekkür, Bütün Anadolu'ya, bütün, bütün. Türkistan'a, bütün bu Balkanlara. Eyvallah. Bütün İslam yurtlarına. Allah razı olsun. Evet kısa bir dua ile programımızı bitirelim. İstanbul imsakına dua ile giriş yapalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbel Alemin. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı içerisindeyiz. Bu güzel seher vaktindeyiz. Ellerimizi açtık, gönüllerimizi sana yönelttik. Allah'ım kimin bir derdi, bir sıkıntısı var ise izale ile. Allah'ım şu seherin getirmiş olduğu bütün güzelliklerden istifade edebilme bizlere nasip Amin. eyle. Duaların müstecab olduğu özel zamanlar, özel mekanlar vardır. Allah'ım şu anda zaman itibariyle hem Ramazan-ı Şerif ayı içerisindeyiz. Hem de duaların kabul olduğu çok güzel bir an olan Seher vaktindeyiz, teheccüd vaktindeyiz. Allah'ım cümlemizi affeyle, Amin. cümlemizi bağışla, Amin. kusurlarımızı affeyle, Amin. günahlarımızı bağışla. Allah'ım ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar nasip Amin. eyle derdi olan kulların var devalar Amin. nasip eyle Amin. borcu olan kullarına edalar Amin. kolaylıklar ihsan Amin. Eyle. her ne müşkilatımız var ise hallu asan eyle. Amin. görünür görünmez kaza bela sıkıntı elem keder deprem yangın sel salgın savaş terör felaketleri gibi aklımıza gelen gelmeyen tüm sıkıntılı hallerden de Allah'ım cümlemizi muhafaza Amin. eyle Mescid-i Aksa'mıza özgürlük Amin. nasip eyle Gazze'de Doğu Türkistan'da e, sıkıntıda kalan bütün Müslüman kardeşlerimize cümlemize nusretinle yardım Amin. eyle. Amin. El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله يا 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 أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول.

الصلاة خير من النوم